Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daima. Bugünkü sohbetimizin konusu 13. sözün ikinci makamı olacak. Bu makam fitne hakkındadır. Fitne nedir? Evvela onu bir öğrenelim. Fitne kelime anlamı küfür, günah, azgınlık, kargaşa, kavga, bela, musibet, insanlar arasında vukuğa gelen itilaf ve ihtilal gibi anlamları vardır. Hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Kıyamet gününde münafık erkekler, münafık kadınlar iman edenlere derler ki biz sizlerle beraber değil miydik dünyada? Onlar da evet beraberdik. Ama siz kendinizi fitneye düşürdünüz, iman etmediniz, küfrettiniz, şüpheye düştünüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Deccal'dan bahsederken fitne kelimesini kullanmış, ümmetini bu fitneye karşı dikkatli olmaları için uyarmıştır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de maalesef şöyle buyurmuş. Ey müminler! Öyle bir fitneden sakınız ki o hiç de sizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Onun dehşeti günahsızları bile kuşatır. El-Enfal. Buhari Hazretleri bu ayeti şöyle tefsir eder. En büyük fitne ümmetin birliğini bozan ve İslam toplumunun sosyal hayatını ihlal eden bahi hareketler gelir. İslam devletinin müdafasından kaçmak, bütün ümmetin gözü önünde alenen yani açık bir şekilde küfür ve dinden irtidat etmek, zalim yöneticilere hayır ve doğru olan şeyleri öğütlemeyip onlara dalgavukluk yapmak veya çağ veya yağ yapmak gibi kötü şeyler gelir. Ki bunlar da bir ümmetin bütün fertlerinin maruz kalmalarına sebep olan fitne ve belalardır. İslam tarihinin ilk dönemlerinde siyasi sebeplerle zuhur eden dahili itilaflar alimlerimizce fitne olarak nitelendirmiştir. Örneğin Cemel ve Sıfır vakaları. Cemel ve Sıfır vakaları. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin şehit edilmeleri. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'i kendine halef ve veliaht tayin etmesi gibi İslam devleti bünyesinde ortaya çıkan fitneler. Bütün fitneler sonucu birçok Müslüman hayatını kaybetmiş, yeni yeni batıl mezhepler ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Enbiya Suresi ayet 35'te şöyle buyurur. Sizi şerle ve hayırla bir fitne olarak imtihan ederiz. Tarih boyunca bütün ümmet Allah'ım bizi ahir zaman fitnesinden koru diye Allah'a sığınmıştır. Asr-ı Müceddidi Hazreti Zaman fitne için cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen gençlere bir muhaberet. Evet, bu muhabereyi beraber bir okuyalım. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar çekici lehviyat oyunlar ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsi manevisi namına onlara dedim ki kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de
üç tarza, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol. Peygamber Hazretleri ne konuşmuşsa, ne söylemişse, ne yazmışsa muhakkak ki bir ayete veya bir hadise dayanarak söylemiş ve yazılmıştır. Evet, burada da birinci yol hadise dayanarak söylemiş. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalete gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi münferi tek başına, yalnız başına bir hapis kapısıdır. O mezar. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Allah'ı biliyor, tanıyor, peygamberleri, kitapları hepsine inanıyor. Fakat inandığı şeyin yoluna gitmediği için kabir onun için bir hapse müferit tek başına bir ceza olarak orada kalıyor. Ta kıyamete kadar. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısı, yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağaçtır. Bu da inanmayanlar için. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır, deli istemiyor, gözüyle görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında beçare insan o idam ebedi, o dipsiz nihayetsiz hapsi müferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet ebediye ve alem-i nura açtan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur geçen üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir sadık, yani peygamberler, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar, peygamberler ve enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşif ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve hadu hasaba gelmeyen muhakkiklerin katileriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde haşiye onlardan birisi de Risale-i Nur'dur ve meydanlardır. İspat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve enbiya ittifakan ne yapıyorlar? Cenneti, cehennemi ve Cenab-ı Allah'ın emirleri Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi bunlar hepsi şehadet ederek ittifakan haber veriyorlar. Evet, özetlemek gerekirse burada cazibedar fitneden maksat Bediüzzaman Hazretleri neyi kastetmiştir? Cazibedar kelime anlamı cezbeden, yani çeken, kendine çeken, hoşa giden demektir. Bu asırda nefsin hoşuna giden ve sonu günah ve isyana çıkan çok cazip eğlenceler, sefahat yerleri ve nice isyan ve haramlar karşısında birçok genç iradelerine hakim olamayarak bu fitneye kapılmakta ve haramı, helali, ölümü, kabir azabını
ve ahiretini düşünmeyecek hale gelmiştir. Bu gençler manen hasta olduklarını bilmiyorlar. Bunun için Bezzaman Hazretleri daha aklını kaybetmeyen gençlerle sohbet yapmıştır. İmanlı ve faziletli gençlerin sayısı arttıkça iman, ibadet ve güzel ahlak sahasından da bir cazibe ortaya çıkacaktır. Bu zamanın fitnesinin en tehlikeli tarafı her türlü menfi düşüncenin ve bozgunculuğu fertlikten çıkararak cemaatleşmesi. Denekler ve hocalar bire şahsi manevi gibi faaliyet göstermeleridir. Gençleri ahlaksızlaştırmak için yoğun çaba gösteriliyor. Ana maksatları kendi kültüründen koparıp Avrupa'nın kokuşmuş pis ahlaklı benimsemesidir. Ve zaman Hazretleri bu şer cephesine karşı şahıs dahi derecesinde bir kabiliyette olsa da tek başlarına karşı çıkamayacaklardı. Bunlara karşı hayır ve müsbet cephesinde de bir şahsi manevi teşkil etmek gerektiğini önemli vurgulamıştır. Evet, 22. mektup 1. mefaz 5. vecite kısa bir şeyle konumuzu bağlayalım. Ey ehli iman, itirazlarınızdan ve husumetkârâne taraflılıklarınızdan kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvette ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa mümin mümine, Müslüman Müslümana karşı duruşu bir binanın birbirleriyle kenetlenmiş taşların duruşu gibidir. Düstur-i aliyeyi düstur-i hayat yapınız, düstur-i hayat yapınız, sefalet-i dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz. Sübhaneke la ilme lena illa ma'alemtene, inneke ente alimul hakim. Ve ahri davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.